Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Değerli dostlarım yeni bir deneme ile sizlerleyiz. Yine çok güzel sorular çözeceğiz ve çok güzel bilgiler öğreneceğiz. Ama bana odaklanmanızı istiyorum. Kahvenizi alıp geldiniz umarım. Çünkü gerçekten çok güzel sorular var burada. Bakalım. Arkadaşlarım birinci sorumuz bize diyor ki Uygurlar Böyük Ağa'nın döneminde Mani dinini kabul etmiş, böylelikle göçebe yaşam tarzından yerleşik hayata geçmiştir. Burada şunun mantığını bilmemiz lazım. Maniizm dini et yemeyi, süt ve süt ürünlerini, kan akıtmayı, savaşmayı yasaklıyor. E ben et yemeyeceksem ne yiyeceğim? Ot yiyeceğim. Ot yiyeceksem tarım yapacağım. Tarım yapıyorsam ektiğim ürünün başında beklemek zorundayım. Bu da beni yerleşik hayata sokar. Ve arkadaşlarım buna göre 1 2 3 unsurlarından hangileri Uygurların yerleşik hayata geçtiğinin kesin göstergesidir diyor. El değirmenleri demiş. Yahu el değirmenleri tarımın bile kesin kanıtı değil ki o yüzden el değirmenleri arkadaşlarım yerleşik hayatında kesin kanıtı olmaz. Çünkü ben dışarıdan aldım buğdayı el değirmenimde öğütüyor olabilirim. Bu tarımın kesin kanıtı değil. O yüzden yerleşik yaşamında kesin kanıtı olmaz. Bir olanları ne yaptım? Sildim. Gelelim fresklere. Arkadaşlar freskler nedir? Duvarlar üzerine yapılan yaş alçıdır. Neyin üzerine hocam? Duvar üzerine. Bir yerde duvar varsa orada mimari bir yapı vardır. Mimari yapı varsa yerleşik hayat vardır arkadaşlar. 2 doğru. 3'e bakalım tapınaklar. Ben tapınağı alıp sırtımda götürebilir miyim? Götüremem. At üstünde götürebilir miyim? Götüremem. At üstünde, sırtımda götüremediğim her şey yerleşik yaşamın kesin kanıtıdır. O yüzden arkadaşlarım 2 ve 3 yerleşik yaşamın kesin kanıtı olduğu için cevabım Denizli olacak. Peki devam edelim. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasına neden olan gelişmeler arasında yer alır demiş. Arkadaşlarım Katvan Savaşı yahu Katvan Savaşı Büyük Selçuklu Devleti ile Kara Hitaylılar arasında olmuştur. Ve Kara Hitaylılar Büyük Selçuklu'yu yenerek yıkılış sürecine itmiştir. Anadolu Selçuklu'yu yıkılış sürecine iten savaş Köse dağdır arkadaşlarım. katvan değildir. O yüzden birin Anadolu Selçuklu ile alakası yok eledim. Baba İshak isyanı. Arkadaşlarım Baba İshak isyanı Anadolu Selçuklu Devleti'nde çıkan dini ve toplumsal nitelikli ilk ayaklanmadır. Ve bu isyan İlhanlılara bizim güçsüz olduğumuzu göstermiştir. Daha sonra da İlhanlılar ile Anadolu Selçuklu arasında Hangi savaş yapıldı? 1243 Köse Dağ Savaşı yapıldı. Anadolu Selçuklu o savaşta yenilerek yıkılış sürecine girdi. Dolayısıyla Baba İshak isyanı Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışını etki etmiştir. Vezir Saadettin Köpeğin faaliyetleri. Arkadaşlarım Vezir Saadettin Köpek dediğimiz adam gücü kendinde toplamak istiyor. Hatta Anadolu Selçuklu Devleti'ni o yönetmek, o hünkâr olmak istiyor. O yüzden zararlı faaliyetleri var. Onun zararlı faaliyetleri de ne olmuştur arkadaşlarım? Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışını etki etmiştir. 2 ve 3'ün bulunduğu Edirne doğru cevabımızdır. Hocam mesela Vezir Saadettin Köpe'nin ne gibi faaliyeti oldu da zarar verdi? Arkadaşlarım bakın. Vezir Saadettin Köpek ikinci Gıyasettin Keyslev döneminin sadrazamıdır. Yani veziridir. Ve arkadaşım Saadettin Köpek dediğimiz adam ikinci Gıyasettin Keyhüsrev ile birlikte rivayete göre Anadolu Selçuklu'nun en parlak dönemini yaşatan Alaaddin Keykubat'ı zehirlemiştir. Ve bu gibi faaliyetlerinden dolayı da Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılışına etki etmiştir. Soru diyor ki bazı özellikleri verilen Türk İslam alimi aşağıdakilerden hangisidir? Felsefe, tıp, optik alanında çalışmalar yapmış, kadın haklarını savunmuş, Tehafütü Tehafüt adlı eseri yazmıştır. Kim bu arkadaşlarım? Bu adam İbni Rüşt'tür. Ve İbni Rüşt arkadaşlarım Averroes olarak bilinmektedir. Dolayısıyla doğru cevabımız A seçeneğidir. El Cezeri. Sibernetik ve robotik biliminin kurucusudur. Artuklularda yaşamıştır. Otomato bir de Kitabül Hiyel eseriyle bilinmektedir muhtemel soru adayıdır. i̇bn Sina, el Kanunül Fittıp ve arkadaşlarım Kitabül Şifa gibi eserleriyle bilinir. İmam Gazali, arkadaşlarım Nizamiye medreselerinde baş müderrislik yapmıştır. Önemli bir din alimidir kendisi. Eserinin adı ise İhya-ül Ulumiddin'dir. Ve arkadaşlarım İbn-i e karşı da Tehafütüt felasife yani felsefenin çelişkileri eserini kaleme almıştır. Utbi Tarihi Yemin adlı bir eser yazmıştır arkadaşlarım. Tarihi Yemin derken Yeminilerin tarihi yani Gaznelilerin tarihini yazmıştır. Ve bunu Gazneli Mahmud'a sunmuştur. Cevabımız A seçeneği olacak. Soru diyor ki Birinci Murat Osmanlı Devleti'nde ilk kez veraset sistemini değiştirerek ülke padişahın ve oğullarının anlayışını getirmiştir. Bak şimdi İslamiyet öncesi Türk Devletleri'nde. Türk İslam devletlerinde, Osmanlı'da Osman Bey ve Orhan Bey dönemlerinde klasik Türk veraset sistemi uygulanmıştır. Yani ülke hanedanın ortak malıdır anlayışı uygulanmıştır. Bunu uygulamayan tek bir devlet vardır. O da Memlüklerdir. Diyelim ki ben hükümdarım. Ben hükümdar olduğum için benim ailemden olan her erkek üye de tahta hak sahibidir. Ülke hanedanın ortak malı ise eğer. Mesela benim kardeşlerim, kardeşlerimin çocukları, kardeşlerimin torunları, benim amcalarım, amcalarımın çocukları, amcalarımın çocuklarının çocukları yani torunları, benim çocuklarım, benim torunlarım bu kadar çok erkek üye tahta hak sahibi olursa iç savaş ne olur? Artar. İç savaş artarsa devletin ömrü ne olur? Kısalır arkadaşlarım. Ve baktığımızda 1. Murat bunda değişikliğe gitti. Dedi ki ülke hanedanın ortak malı değildir. Ülke padişah ve oğullarının malıdır dedi. Tahta aday kişi sayısını azalttı. İç karışıklığı azalttı, devletin ömrünü uzatmış oldu. Böyle olunca veraset alanı daralmış mıdır? Evet, tahta aday kişi sayısı azalmıştır. Tat kavgaları sona ermiştir diyor. Bir daha hiç tat kavgası olmadı mı? Yok, oldu. Hatta Atıyorum 2. Bayezid ile Cem Sultan savaşmadılar mı? Savaştılar. Yavuz Sultan Selim kardeşleri Ahmet ve Korkut'u öldürmedi mi? Öldürdü. E Yavuz Sultan Selim babasıyla savaşmadı mı? Savaştı. Tat kavgaları son sona ermemiştir arkadaşlarım. Hatta Çelebi Mustafa 1. Mehmet döneminde isyan etmedi mi? Etti. Tat kavgaları sona ermemiştir. İki olanları ne yapıyoruz? Eliyoruz. Merkezi otorite güçlenmiştir diyor. Tahta aday kişi sayısı azalırsa iç karışıklık azalır. Devletin ömrü uzar demiştik. Bu da merkezi otoriteyi ne yapar? Arttırır. O yüzden 1 ve 3 doğrudur. 1 ve 3'ün bulunduğu Denizli seçeneği doğru cevabımız olur. Peki hocam başka kimler veraset sistemi değişikliği yaptı? Birinci Murat padişahın ve oğullarının malı dedi. Fatih Sultan Mehmet o biraz pinti. Ülke padişahın malıdır kardeş katli de vaciptir diyor. Daha sonra arkadaşlarım birinci Ahmet Ekber ve Erşet yani en yaşlı ve en olgun olan kişinin tahta geçmesi usulünü getiriyor. Ki arkadaşlarım Ekber veraset sistemini getiren birinci Ahmet veraset sistemini kesin bir kurala bağlamıştır. Soru diyor ki. Verilen özellikleriyle aşağıdaki padişahlar eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır diyor. 37 savaşın tamamını kazanan padişahtır. Arkadaşlarım 37 savaşın tamamını kazanan padişah olarak bilinen kişi 1. Murat'tır. İbni Batuta'ya göre Türkmen hükümdarlarının en yücesi, en ulusudur. Kim bu? Orhan Bey arkadaşlarım. Devletin ikinci kurucusu olarak geçen padişahtır. Ne yapmıştı? Fetret devrini bitirmişti değil mi? 11 yıllık padişahsız döneme son verdiği için devletin ikinci kurucusu olarak isimlendiriliyordu. Çelebi Mehmet arkadaşlarım yani birinci Mehmet. İlk cülüs başlığını dağıtan padişahtır. Babası 1. Murat'ın savaş meydanında şehit düşmesi üzerine ilk defa cülüs başlığını dağıtan ve askerin kendisine kendi emirlerini dinlemesini sağlamaya çalışan padişah Yıldırım Bayezid'dir değerli dostlarım. Onu da eledik. Ne kaldı geriye? 2. Murat kaldı. İkinci Murat arkadaşlarım Ebul Hayr yani Hayır babası olarak bilinen padişahtır. Bu dönemde Varna ve İkinci Kosova savaşları yapılmıştır. Aynı zamanda İkinci Murat Enderun Mektebi'ni kurmuştur. Bu da son derece kıymetli bilgidir. Osmanlı Devleti'nin 1. Süleyman döneminde Fransa ile ilişkilerin gelişmesine önem vermesinde Avrupa siyasetinde söz sahibi olmak. Fransa bizim dostumuz olursa Avrupa'daki bir devletle işbirliği yapabiliyor muyuz? Evet. Dolayısıyla Avrupa siyasetinde söz sahibi olur muyuz? E, evet, bir doğru. Ticari faaliyetlerin artmasını sağlamak. Arkadaşlar coğrafi keşiflerden dolayı Akdeniz limanlarında kuş uçmuyor, kervan geçmiyor. Biz Fransa'ya Uhudu Atik ya da imtiyazı mahsusa isimleri verilen bir anlaşmayla ne yaptık? Kapitülasyonlar verdik. Amaçlarımız neydi? Avrupa'da oluşabilecek bir Haçlı ittifakında Fransa'yı oradan çekmek ve Haçlı İttifakı'nı engellemek. Aynı zamanda Akdeniz ticaretini ne yapmaktı? Canlandırmaktı. Ticari faaliyetlerin artmasını sağlıyoruz Fransa ile ilişkilerimizi geliştirerek. Islahatlarda Fransa'dan faydalanmak. Arkadaşlarım ıslahatlarda Fransa'dan faydalanan kişi 3. Selim'dir. 3. Selim ya başka yok mu var da Üçüncü Selim bütün ıslatlarda Fransa'ya örnek almış ve Fransızcayı askeri okullarda zorunlu dil haline getirmiştir. O yüzden 3 yok. Zaten kanuni döneminde ıslahat hareketi olmaz. O yüzden bir ve 2'nin bulunduğu Ceyhan doğru cevabımız olacak. Osmanlı Devleti'nde padişah yasama, yürütme ve yargı gücünü elinde tutan kişidir. Yukarıdakilerden hangileri? Padişahın yargı yetkisinin olduğunu gösterir diyor. Müsadere neydi? Ferdin malını el koymaydı. Bir yerde müsadere varsa ne gelişmezdi? Özel mülkiyet gelişmezdi arkadaşlarım. Müsadere padişahın yargı yetkilerinden biridir. Müsadereyi yapan ilk padişah da Fatih Sultan Mehmet'tir. Çandarlı Halil Paşa'nın malını müsadere etmiştir. Tamam kulluk hakkı. Kulluk hakkı padişahın devşirme sisteminden yetişenleri öldürebilme hakkıdır. Öldürebilme iznidir. Bu da padişahın yargı yetkisidir. Ama ferman padişahın çıkarmış olduğu emirdir. Dolayısıyla bu yargı değil, yasama yetkisi içerisine girer. O yüzden bir ve 2'nin bulunduğu Denizli doğru cevabımız olur. Soru diyor ki yukarıda özellikleri belirtilen anlaşmalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? 17. yüzyılın en ağır anlaşmasıdır. Osmanlı Devleti'nin duraklama dönemini bitirmiş, gerileme dönemine sokmuştur. Aynı zamanda Osmanlı Batı'da ilk defa büyük çapta toprak kaybetmiştir. Karlofça anlaşmasıdır. Karlofça olmayanları eledim. 18. yüzyılın en ağır anlaşmasıdır arkadaşlarım. Kırım'ı kaybettim. İlk defa savaş tazminatı ödedim. Halifeliği ilk defa siyasi olarak kullandım. Rusya Ortodoksların koruyucusu oldu ve elçilik açma izni kazandı. Dolayısıyla kapitülasyonlardan faydalandı. Bu şekilde de iç işlerime karışma fırsatı da elde etti. Özellikle ne ile? Ortodoksların koruyucusu olarak ve elçilik açarak. Bu hangi anlaşma? Küçük kaynarca anlaşması. 19. yüzyılın en ağır anlaşmasıdır diyor. Arkadaşlarım 19. yüzyılın en ağır anlaşması ne? Ne hocam? Arkadaşlarım bakın Berlin anlaşmasıyla siz, Berlin anlaşmasıyla biz. Sırbistan Karadağ Romanya'yı kaybetmedik mi? Kaybettik. Teselya bölgesini Yunanistan'a vermedik mi? Verdik. Berlin Anlaşması öncesinde bize yardım etsin diye İngiltere'ye Kıbrıs'ı bırakmadık mı? Bıraktık. Kars Ardahan Batumu Ruslara bırakmadık mı? Bıraktık arkadaşlarım. Aynı zamanda Giritli Rumlara e, ıslahat yapacak dedik mi? Dedik. Ermeni sorunu ilk defa uluslararası bir belgeye yansıdı mı? Yansıdı. O yüzden 19. yüzyılın en ağır anlaşması da 93 Harbi'nden sonra yapılan Berlin Anlaşması'dır. Cevabımız A seçeneği olacak. Yeniçeri Ocağı'nın bozulduğu dönemde Osmanlı'nın askeri boşluğunu dolduran Kırım askeri kuvvetlerinden... İlk kez aşağıdaki anlaşmalardan hangisiyle mahrum kalınmıştır? Aslında soru bana dolaylı olarak Kırım nerede kaybedilmiştir diyor. Arkadaşlar ben Kırım'ı kay olarak kaybettim. Küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Aynalı Kavan tenk Tenkihnamesi ile Kırım'a Rusya'nın istediği yönetici olan Şahin Giray e ve Rus yanlısıdır. Haliyle Kırım özerk hale geldi. Yaş anlaşmasıyla da arkadaşlarım Kırım'ın Rusya'ya ait olduğunu kabul ettim. Ve soru bana ne diyordu? Kırım'ın askeri kuvvetlerinden hangi anlaşmadan sonra mahrum kalınmıştır? Tabii ki küçük kaynarca anlaşmasıyla. Çünkü küçük kaynarca anlaşmasıyla Kırım bağımsız oldu. Bağımsız olursa artık benim değildir. Kırım'ın kaybedildiği anlaşma sorulursa küçük kaynarca diyorsunuz. Dikkat edin cevabımız da burada. Denizli seçeneği olacak. 1815'te Viyana Kongresi'ne katılan devletlerin ortaya attıkları, Avrupa'daki statükoyu korumayı, milliyetçi isyanları bastırmayı ve ulus devletlerinin kurulmasını önlemeyi amaçlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Arkadaşlar 1815 yılında Viyana Kongresi toplandı ve Viyana Kongresi'nde Metternich denilen Avusturya'nın başbakanı şunları söyledi. Bundan sonra büyük imparatorluklar olarak nerede dünyanın neresinde olursa olsun bir milliyetçi ayaklanma çıkarsa bunu hep birlikte bastıracağız milliyetçi ayaklanmalar bastırılacak ve İmparatorluklar korunacak dendi. İşte bu restorasyon dönemi dediğimiz dönem Viyana Kongresi'nde başladı. Buna bazen restorasyon dönemi demez de Avusturya Başbakanı bu fikri ortaya attığı için Metternich sistemi der. O yüzden cevabımız Denizli olur. Peki hocam tamam aynı zamanda Viyana Kongresi'nde ilk defa şark sorunundan bahsedilmiştir. Kimi kastederek? Osmanlı'yı kastederek. Peki buradaki restorasyon dönemi ne ile sona ermiştir lütfen yorumlara yazın olur mu? Ne ile sona ermiştir? Merkantalizm arkadaşlarım merkantalizm zenginliğin değerli madenlerle ölçüldüğü ekonomik anlayıştır Osmanlı için zarardır neden? Çünkü Osmanlı değerli maden zengini değildir Osmanlı toprak zengini bir devlettir. Grek projesi arkadaşlarım Rusya'nın İstanbul merkezli olarak kurmayı planladığı Grek devleti projesidir ve Eski Bizans'ı yeniden canlandırmayı hedef etmiştir. Makyavelizm'den bahsedelim. Makyavel tarafından ortaya atılmıştır. Amaca giden yolda her şeyin mübah olduğunu söyleyen anlayıştır. Fransız İhtilali ile ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenerek 1829 Edirne Antlaşması ile Yunanistan bağımsız olmuştur. Bu gelişmelerin yaşandığı sırada Osmanlı Devleti'nin başında bulunan padişah aşağıdakilerden hangisidir? Yahu biz Yunanlıların isyanını bastırmak için gittik de Kavalalı'dan yardım istemedik mi? İstedik. Sonra Kavalalıya Yunanlılar bağımsız olunca istediği yerleri veremedik. Sonra Kavalalı ile savaştık. Kavalalı konusunda kimseye güvenemediğimizden "E ee, denize düşen yılana sarılır." diyerek gidip Rusya ile Hünkar iskelesi anlaşmasını yapmadık mı? Boğazlar üzerindeki egemenlik haklarımızı son kez kullandığımız anlaşma. Evet. İşte tüm bu olaylar ve denize düşen yılana sarılır sözünü söyleyen padişah 2. Mahmut'tur arkadaşlarım. Bu da cevabımı denizli seçeneği yapar. Soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi 2. Abdülhamit tarafından ilan edilen 1. Meşrutiyet'in genel özellikleri arasında yer almaz? Bakalım. Halk ilk kez padişahın yanında yönetime katılmıştır. Doğru. Ayan Meclisi için ve Mebusan Meclisi için oy kullanılması istendi. Fakat şuna dikkat edelim. Ayan Mebusan. Arkadaşlarım, Ayan Meclisi için oy kullanılmadı. Çünkü Ayan Meclisi üyelerini padişah seçti, ömür boyu görevde kaldılar. Ama Mebusan Meclisi üyelerini halk seçti ve 4 yıl görevde kaldılar. Demokratik mi bu durum? Değil. Fakat arkadaşlarım halk nihai olarak Mebusan Meclisi'ne milletvekili seçtiği için yönetime katılmış oldu mu? İlk defa oldu. Rejimde değişiklikler yaşanmıştır. Önceden monarşiydim. Şimdi meşruti monarşi oldum. Meclis de geldi, anayasa da geldi. Rejimde değişiklik yaşanmıştır, doğru. Meşrutiyetin ilanında Jön Türkler baskısı vardır. Yani genç Osmanlıların baskısı var mıdır? Vardır. Hocam genç genç Osmanlılar yani Jön Türkler kimlerdir? Mesela arkadaşlarım Şinasi, mesela AG Efendi, mesela Ziya Paşa. Tamam mıyız? Bunları sayabiliriz. Bu da doğru. Padişahın veto hakkı sınırsızdır. Yani padişah bir e, kanun geldiğinde önüne bunu veto edebiliyor. Bunu sınırsız olarak reddedebiliyor. Bir daha bunu getirmeyin diyor. Bir daha götürülmüyor. Bu yanlıştır. Aslında o iyi bir kanunda olabilirdi. Mesela uyuşturucuyla mücadele kanunu. Padişah bunu veto etti diyelim. E bir daha götüremeyecek miyiz biz bunu? Götürmeliyiz. O yüzden arkadaşlarım padişahın veto hakkının sınırsız olması ne değildir? Demokratik değildir. E baktığımızda E'ye meclisi açma kapama yetkisi hükümete aittir diyor. Hayır. Meclisi açma kapama yetkisi padişaha aittir. Hatta arkadaşlarım birinci meşrutiyeti 93 harbini bahane göstererek kapatmadı mı 2. Abdülhamit? Meclisi kapattı ve 1. Meşrutiyet'e son vermedi mi 2. Abdülhamit? Verdi arkadaşlarım. O yüzden meclisi açma kapama yetkisi hükümete değil padişaha aittir. 1909 yılında yapılan değişikliklerle olay daha demokratik hale taşınmıştır tabi. Soru diyor ki Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı öncesine göre sınırlarını genişlettiği cephe aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlarım yani soru diyor ki Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı cephelerden hangisinde toprak kazanmıştır diyor. E Kafkas Cephesi bizim 1. Dünya Savaşı'nda toprak kazandığımız tek cephe değil mi? Evet. Normalde biz burada yeniliyorduk ama Rusya'da, Çarlık Rusya'da Bolşevik ihtilali oldu ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği kuruldu. Orada bulunan Vladimir Yeliç ne dedi? Ben halkıma barış, ekmek ve toprak vaat ediyorum dedi. İlk vaadine barış. Brest-Litovsk anlaşmasıyla Rusya yani SSCB, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği savaştan çekilmedi mi? Çekildi. Giderken de bize Karsardağ'ın Dağı'nın Batum'u bıraktı. Dolayısıyla biz Berlin Anlaşması kaybettiğimiz Karsardağ'ın Dağı'nın Batum'u ne yaptık arkadaşlarım? Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nda geri aldık. Aslında biz geri almadık da Ruslar Brest-Litovsk giderken geri verdiler. Peki devam edelim. Özellikleri verilen milli cemiyet aşağıdakilerden hangisidir denmiş. Milli Ta'lim ve Terbiye Cemiyeti üyeleri tarafından 1918'de İstanbul'da kurulmuştur. Kurucusu Doktor Esat Işıktır. Sadece basın yayın yoluyla mücadele etmiştir ve bölgesel değildir. Tüm vatanın kurtuluşunu amaçlamıştır. Bahsi geçen cemiyet arkadaşlarım nedir? Milli Kongre Cemiyeti'dir. Cevabımız Ceyhan olur. Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti Karadeniz'de bir Pontus Rum Devleti'nin kurulmasını engellemek istemiştir. Hatta bu sebeple Erzurum Kongresi'ni toplayan cemiyetlerden biridir. Trakya Paşeli müdafaa Hukuk Cemiyeti arkadaşlarım. Cafer Tayyar Paşa liderliğinde kurulmuştur. Edirne ve Lüleburgaz kongrelerini düzenlemiştir. Trakya'nın Yunan işgalinden kurtulmasını amaç edinmiştir anladığımızı düşünüyorum. Buradaki bilgilerimiz de gayet güzel. Ha bu arada Milli Karakol Cemiyeti de arkadaşlarım Anadolu'ya gizli yollardan silah, teçhizat ve insan kaçıran yararlı cemiyettir. Soru diyor ki Osmanlı Devleti 1912 Uşi Anlaşması ile kaptan çekildikten sonra bölgede bağımsızlık mücadelesi veren kahraman aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlarım biz Uşşak anlaşmasıyla Trabzon çekildikten sonra orada bağımsızlık mücadelesi veren kişi Ömer Muhtar'dır. Buna dikkat ediyoruz. Halil Paşa kim? Arkadaşlarım Halil Paşa Kutl Amare Fatihidir. Kutül Amare kahramanıdır. Fahrettin Paşa kim? Çöl kaplanıdır. Medine müdafidir. Medine'nin savunucusudur arkadaşlarım. Hicaz Yemen cephesindedir. Çekirge genelgesi çıkararak askerlerini açlığa karşı çekirge yedirmiştir değerli dostlarım. Peki Cemal Paşa. Cemal Paşa kanal harekatında, kanal cephesinde iki tane taarruz harekatında bulunmuş. Kanal cephesi komutanıdır fakat başarısız olmuştur. Enver Paşa ise biliyorsunuz iddiatçıların lideridir. Aynı zamanda Kafkas harekatında da Kafkas cephesinde de etkili olmuştur. Normalde bu cephenin açılması sağlıklı görülmemesine rağmen Enver Paşa Turancılık idealinden dolayı Karsar'da Ambatum'u geri almak istemesinden dolayı ve Bakü petrollerine ulaşmak aynı zamanda turancılığı gerçekleştirmek istemesinden dolayı bunun yapılmasını emretmiştir kendisi. Aynı zamanda Enver Paşa Basmacı Harekatı'na katılmış ve Basmacı Harekatı'ndaki önemli korbaşılardan yani önemli liderlerden biri olmuştur. Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi sırasında görüştüğü General Harbord yazmış olduğu Yakın Doğu'da Hakikatler adlı raporunda aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir diyor. Bakalım Anadolu'nun ABD için yeterli kaynağa sahip olmadığı doğru bizim Anadolu'yu işgal etmemize gerek yok. Sömürgeleştirmemize gerek yok. Çünkü Anadolu'da zaten yeterli ham madde yok diyor General Harbord. General Harbord çok masum görülen bir adamdır. Doğru şu anlamda doğru. Altı Doğu ilinde bir Ermeni devletinin kurulmasını haksız görmüştür çünkü. Ve buradaki bizim haklılığımızı Ermeni devleti kurulmak istenmesindeki haksızlığı dünyaya duyurmuştur. Ama General Harbord arkadaşlarım. ABD senatosu tarafından Anadolu'ya gönderilmiş ve Anadolu'daki ham maddelerin kaynaklarının analiz edilmesinin sağlanmasının istendiği kişidir. Çok da masum bir tip değildir aslında. Arkadaşlarım bakın ne demiş ABD senatosuna da Anadolu yeterli kaynağı sahip değil buraya işgal etmeyelim demiş. Peki Ermenilerin katledildikleri iddialarının doğru olmadığını dile getirmiştir. Anadolu'nun mücadelesinde kararlı olduğunu dile getirmiştir. Hatta Mustafa Kemal Paşa'ya Amerikan ordusunda üst düzey bir işte asker olmasaydım kalıp bu mücadelenize eşlik etmek isterdim diyor kendisi. Doğu Anadolu'da Türk nüfusunun fazla olduğunu dile getirmiştir. Fakat arkadaşlarım TBMM ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini dile getiremez bu adam neden getiremez biliyor musunuz? Çünkü o dönemde daha TBMM yok. TBMM kurulmadı ki daha. Daha ancak Sivas Kongresi'nde temsil heyeti kuruldu ya. Değil mi? Temsil heyetinin görevi ne zaman bitecek? TBMM'nin açılışıyla bitecek. Cevabımız A seçeneği olur. Mustafa Kemal'in tarihte söylemiş olduğu, siz orada yalnız düşmanı değil bir milletin makus tarihini de yendiniz sözünden sonra yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz diyor. Arkadaşlar Mustafa Kemal Paşa 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İsmet'in önüne çektiği telgrafta siz orada yalnızca düşmanı değil. Aynı zamanda bir milletin makus talihini de yendiniz diyor. Ve arkadaşlarım işte hangisi diyor 2. İnönü Savaşı'ndan sonra değildir bunların diyor. Baktığımızda Tekalifi milli emirleri Eskişehir Kütahya Savaşları'ndan sonra dolayısıyla 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Meclisin Kayseri'ye taşıyalım tartışması e arkadaşlarım Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan sonra yani 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Mustafa Kemal'e gazilik ve meraşerlik ünvanının verilmesi Sakarya Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yani yani 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Ukrayna ile dostluk anlaşmasının imzalanması arkadaşlarım bu da Sakarya'dan sonra yani 2. İnönü Savaşı'ndan sonra. Ne kaldı geriye? Sovyet Rusya ile Moskova anlaşmasının imzalanması. İyi de bu 1. İnönü Savaşı'ndan sonra yani 2. İnönü Savaşı'ndan önce bu gelişme. Dolayısıyla doğru cevabım Denizli seçeneği olacak. Lozan Barış Anlaşması için yapılacak görüşmelere TBMM ile birlikte katılmak istediğine dair Telgraf çeken Osmanlı sadrazamı aşağıdakilerden hangisidir? Kimdir bu? Tevfik Paşa'dır arkadaşlarım cevap A seçeneğidir. Fakat Osmanlı Devleti olur da katılmak ister diye ne yapıyor arkadaşlarım? TBMM saltanatı kaldırıyor. Saltanat kaldırılınca artık haliyle onlar ne yapamıyorlar? İstanbul hükümeti olarak Lozan'a temsilci gönderemiyorlar. Uzun bir soru. Atatürk'ün bu sözünde yüzyılların hesabı şeklinde ifade ettiği konular arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz diyor. Bir süre Ankara'dan Lozan konferansı görüşmelerini takip ettim. Görüşmeler hararetli ve tartışmalı geçiyordu. Türk haklarını tanıyan olumlu bir sonuç görülmüyordu. Ben bunu pek tabii buluyordum. Çünkü Lozan barış masasında ele alınan meseleler yalnız 3-4 yıllık yeni devreye ait ve onunla sınırlı kalmıyordu. Yüzyılların hesabı görülüyordu. Bu kadar eski, bu kadar karışık ve bu kadar kirli hesapların içinden çıkmak elbette o kadar basit ve kolay olmayacaktı diyor. Yüzyılların hesabı görülüyordu derken kapitülasyonlar yüzyıllardan beri devam ediyor mu? Evet. Ülkemizde azınlıklar yüzyıllardan beri var mı? Ermeniler arkadaşlarım yüzyıllardan beri var mı? Var. Boğazlar sorunu yüzyıllardan beri var mı? Var arkadaşlarım. Fakat Kıbrıs sorunu diyor arkadaşlar. Kıbrıs sorunu 1950'lerde ortaya çıktı ya. Kıbrıs sorunu Mustafa Kemal Paşa'nın yüzyılların hesabı görülüyordu şeklindeki ifadesinde yer almaz. Cevap E seçeneğidir. Atatürk dönemi başbakanlarına baktığımız zaman en uzun süre görev yapan başbakan. En uzun süre görev yapan başbakan kim arkadaşlarım? İsmet İnönü. Ve en son görev yapan başbakan. Atatürk döneminin son 6 ayının başbakanı kim? Celal Bayar. Arkadaşlarım hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. En uzun süre görev yapan başbakan İsmet İnönü'dür. Ama Atatürk döneminin son 6 ayında başbakanlık yapan kişi Celal Bayar'dır. Bu da seçeneğimi A yapar arkadaşlarım. Soru diyor ki verilen gazete küpürü aşağıdaki yıllardan hangisine ait olabilir? Diyor ki Türk kadınının yüksek hakkı meclis kadınlara saylav seçmek ve seçilebilmek hakkının verilmesi hakkındaki teklifi 258 R ile ittifakla kabul etti diyor. Arkadaşlarım saylav diyor saylav. Nerede o? Saylav burada. Saylav dediği şey ne? Milletvekili. Dolayısıyla Türk kadınına verilen haklara baktığımızda BMV 034 plakası olsun. Tamam mıyız? Bakın. Belediye seçimlerine katılabilme hakkı 1930 yılında verildi. Muhtarlık seçimlerine katılabilme hakkı 1933 yılında verildi. Tamam mıyız? 1933. Vekillik seçimlerine katılabilme hakkı 1934 yılında verildi. Esaylav diyor, Saylav Milletvekilliği, milletvekilliği hakkı 1934'te verilmiş. O yüzden cevabım Ceyhan olacak. Kalemler falan düşmeye başladı. Burada kalem bir kırılma yaşadı. Buradan bir soru gelsene güzel olur. Atatürk demiş ki: "Bir fikri daha düzeltmek isterim. Milletimizin içinde gerçek din alimleri, alimlerimiz içinde milletimizin gerçekten iftihar edebileceği din bilginlerimiz vardır." Fakat bunlara karşılık ilmi kıyafet altında ilim gerçeğinden uzak, gereği kadar okuyup öğrenmemiş, ilim yolunda yeteri kadar ilerleyememiş hoca kıyafetli cahiller de vardır. Bunların ikisi birbirine ikisini birbirine karıştırmamalıyız demiştir Atatürk. Yani hak eden hocalarla hak etmeyen, dini kıyafet altında gizlenen cahilleri birbirine karıştırmayalım demiş. Buna göre Atatürk'ün 1-2-3 durumlarından hangilerine karşı çıktığı söylenebilir diyor. Arkadaşlarım Atatürk insanların dini duygularının kullanılmasına karşı çıkar mı? Çıkar. Peki Atatürk hurafelerin ilmin önüne geçmesine karşı çıkar mı? Çıkar. Peki yine Atatürk toplumun ilerlemesinin önüne geçilmesine karşı çıkar mı? E tabi ki çıkar. Dolayısıyla 1-2-3'ün bulunduğu E seçeneği doğru cevabımız olur. Soru diyor ki Atatürk döneminde yaşanan 1-2-3-4 gelişmelerinin kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bakın şimdi. Akdeniz Paktı 1935. Balkan Antantı 1934. Montre Boğazlar Sözleşmesi 1936. Vagonlis olayı 1933. Şimdi hepsine tek tek bir ele alalım. Akdeniz Paktı nedir? İtalya'nın saldırgan politikalarına karşı İngiltere, Türkiye, Yunanistan gibi devletlerin katılımıyla oluşturulmuş Paktır Akdeniz Paktı aynı zamanda 2015 çıkmış sınav sorusudur. Balkan Antantı. Arkadaşlarım Tayyar diye kodladığımız Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı kurmuş olduğu paktır. Türkiye Cumhuriyeti Balkan Antantı'na katılarak kendisinin batı sınırını güvence altına almıştır. Montre Boğazlar Sözleşmesi ile 1936 yılında Boğazlarda mutlak Türk egemenliği sağlanmıştır. Vagon Litz olayı ise arkadaşlarım Naci Bey'in Türkçe konuştuğu için iki, e, işten çıkarılması olayıdır. Ve bunun üzerine yaşanan gerginliktir. Baktığımızda ilk olarak 1933 Vagon Litz olayı var. Yani 4 olacak. Daha sonra ne olacak arkadaşlarım? 1934 yani 2 olacak. Daha sonra ne olacak arkadaşlarım? 1935 yani 1 olacak. Daha sonra ise 1936 yani 3 olacak. E bu şekilde baktığımda 4 2 1 3 olması lazım. 4 2 1 3 nerede? A seçeneğinde. O yüzden cevabımız Adana seçeneği olacak. Soru diyor ki: Yukarıda verilen özellikler aşağıdakilerden hangisine aittir? Rus Milli Meclisi Duma'da Müslümanları temsil etti. Hemen şurayı bir silmek istiyorum. Müslüman'ın M'si büyük yazılır. Arkadaşlarım, Rus Milli Meclisi Duma'da Müslümanları temsil etti. Tamam. Türkistan Milli Birliğini kurmuş ve ilk başkanı olmuştur. Tamam. 1939'da Türkiye'ye dönerek İstanbul Üniversitesi'nde çalışmıştır. Hatta öncesinde de İstanbul Üniversitesi'nde Umumi Türk Tarih Kürsüsünü kurmuştur. Kim bu adam? Zeki Velidi Togan. O yüzden cevabımız Denizli olacak. Peki İsmail Gaspıralı ne diyordu? Dilde fikirde işte birlik diyordu. Yusuf Akçura hangi eseriyle biliniyordu? Üç tarzı siyaset eseriyle biliniyordu. Ebul Feyz Elçi Bey. Arkadaşlarım Ebul Feyz Elçi Bey ne yapmıştı? 1991 yılında Azerbaycan'ın yeniden bağımsızlığa kavuşmasında etkili olmuştu. 1918'deki Azerbaycan'ın bağımsızlığına ulaşmasını etki eden kişi Mehmet Emir Resulzade, SSCB'nin dağılmasından sonra Azerbaycan'ın bağımsızlığına ulaşmasını etkili olan kişi Ebul Feys Elçi Bey'dir. Elçi Bey'dir arkadaşlarım. Korbaşı Ergaç kim? Korbaşı Ergaş ise Arkadaşlar Basmacı Harekatı'nı başlatan adamdır. Nerede başlattı? Türkistan'ın Hokant kentinde. Peki Basmacı Harekatı'nın amacı nedir? Türkistan'ın Rus işgalinden kurtarılmasını sağlamaktır. Tamam mıyız? Gelelim arkadaşlarım diğer soruya. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya'nın ilerleyişini durdurmak için Fransa tarafından kurulan savunma hattı dünyanın en büyük savunma hattı olan Magino hattıdır arkadaşlar. Türkiye'nin olası Alman işgaline karşı kurduğu savunma hattı ise Çakmak hattıdır. O zaman sıralamam nasıl olacak? Magino ve çakmak hattı olacak. Dolayısıyla doğru cevabım A seçeneği olacak. Arkadaşlarım Fransızlar dünyanın en büyük savunma hattını kuruyorlar. Peki Adolf Hitler ne yapıyor biliyor musunuz? Ya adamlara bir acı değil mi ya? Ne yapıyor biliyor musunuz? Hiç Magino savunma hattını zorlamıyor hiç kenarından Belçika sınırında bulunan Ardennes ormanlarından çok sık ormanlardır. Bir yol açtırıyor kendini. Oradan geçip gidiyor. Magüne hattında zorlanmıyor bile hiç. Ama Fransızlar azıcık akıllı olsaydı Adolf Hitler Ardennes ormanlarından yol açıp oradan geçmeye kalktı ya orada tanklar, tüfekler her şey sıkışmıştı. İşte Fransa orada Adolf Hitler'i bombalayabilirdi ama Fransızlar da pek savaşamıyorlar. Fransa'nın Cezayir'de 45 bin Cezayirliyi öldürmesiyle sonuçlanan katliam soykırım aşağıdakilerden hangisidir? Bu Fransızlar bütün dünyaya Türkler Ermenileri katletti diyor. Bu Fransızlar bütün dünyaya ahlak dersi veriyor. Yine bu Fransızlar Filistin'de Müslümanlar dünyanın göz önünde öldürülürken 3 maymunu oynuyor. Aynı Fransa Bosna'da Müslümanlar Avrupa'nın göbeğinde öldürülürken yine üç maymunu oynamıştı. Ve dünyaya etik değerleriyle satış yapar. Pazarlama yapar bu Fransa. Ama bakın Cezayir'de 45 bin kişiyi katletti bu Fransızlar. Nerede? Setif katliamında arkadaşlarım. Ve yine arkadaşlarım bakın bu Fransa'ya dikkat etmenizi istiyorum. Bunlar sadece 45 bin kişinin öldüğü setif katliamıyla kalmadılar. Daha pek çok insanın az çalışıyor diye elini, kulağını, belki de burnunu şaka yapmıyorum yemin ederim adamların burnunu kesmişler ya. Bunlar öyle bir millet. Tamam. Şimdi dünyaya öyle ahlak değerleriyle ders vermeye kalktıklarına bakmayın bunların. Batının ahlakını reddediyorum. Şahsi olarak bunu reddediyorum. Srebrenitsa katliamı arkadaşlarım Sırpların Boşnak Müslümanlara uygulamış olduğu katliam hareketidir. Bu konuda bir Film izlemek isterseniz mutlaka e, film diyorum. Kitap okumak isterseniz mutlaka İncir Kuşları kitabını okuyun. Bunun dışında Srebrenica katliamının yapıldığı Bosna Savaşı'nda arkadaşlarım, Bosna Savaşı'nda Boşnak ordusunu kurarak daha sonra da Bosna-Hersek'in ilk devlet başkanı olan kişi Bilge Lider Bilge Kral olarak bilinen ve bizi toprağa gömmeye çalıştılar fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı sözüyle akıllarda yer eden kişi Aliye İzzet Begoviç'tir. Ve arkadaşlarım Bosna Savaşı Dayton Anlaşması ile bitmiştir. Bu bilgiler önemlidir. Hocalı katliamı Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı köyünde yer alan Türkleri katletmesi olayıdır arkadaşlarım. Artık Karabağ sorunu var mı? Yok arkadaşlar. Ermenilere güle güle. Paşinyan raks edemiyor artık. Arkadaşlar Halepçe katliamı. Halepçe katliamı ise Saddam Hüseyin'in Halepçe'de bulunan Kürtleri zehirli gazlarla zehirlediği katliamdır. Siz Irak'a maalesef diyor ki siz Irak'ı sattınız. İran'ı desteklediniz diyor Kürtlere ve hiçbir suçları yokken insanlara zehirli gaz atıyor. Zehirli gazın atılması yani zaten çok kötü de üzerine bir de ne yapıyor biliyor musunuz arkadaşlarım? O zehirli gazlar elmalı turta kokuyor. Ve o çocuklar o elmalı kurabiye var diye o gaza doğru daha fazla ona koşuyorlar. Ve koştukla adım attıkça aslında ölüyorlar. Daha sonra içleri yanmaya başlıyor ve su içiyorlar. Su içtiklerinde ise artık ölmüş oluyorlardı. İşte Saddam Hüseyin Halepçe katliamını yapan kişidir arkadaşlarım. Cevabımız Bursa seçeneği olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'na karar veren koalisyon hükümeti aşağıda e, doğru bir şekilde verilmiştir denmiş. Arkadaşlar soruda bir sıkıntı olmuş burada. Kıbrıs Barış Harekatı'na karar veren koalisyon hükümeti aşağıdakilerden hangisindir? Tamam mı? Hangisidir? Arkadaşlar bir düşünelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda kara olan lakabıyla bilinen kişi kim? E Bülent Ecevit. Değil mi? O cesur hamlenin ana karakterlerinden biri Bülent Ecevit'tir ve Kara Olan lakabıyla bilinir. Yani bir tarafta koalisyonun birinde CHP var. E arkadaşlarım o dönemde başbakan yardımcısı kim? Ki onun da çok yüksek rolü vardır ve maalesef bu konuda biraz hakkı yenmektedir. Kim o arkadaşlarım? Necmettin Erbakan. Arkadaşlarım CHP, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ise Milli Selamet Partisi'dir. Ve o dönemdeki koalisyon CHP-MSP koalisyonudur. Heh, yaptım galiba. CHP-MSP diyelim. Çok üzüldüm ya bu soruya. Son soruda böyle hem bir gerildik bir şu katliamlardan dolayı hem bir de tahtada ben bir sıkıntı yaşadım. Kusura bakmayın arkadaşlar olur mu? Arkadaşlarım sizlere bu denemeyle veda ediyorum. Daha denemelerimiz gelecek inşallah arkadaşlar. Ama şimdilik bu 5 denemeyi bir izleyin. Arkası da gelecek. Sizleri çok seviyoruz. Umarım hak ettiğiniz yerlerde olursunuz ve şunu söylemek istiyorum. Biliyorum çok yoruluyorsunuz çünkü bu sınav süreci sadece maddi olarak, sadece e, manevi olarak altından kalkılabilecek bir süreç değil. Aynı zamanda çok psikolojik bir de bir savaş veriyorsunuz ve bu sizi çok yıpratıyor. Biliyorum düşüyorsunuz. Düştükçe dizlerinizle ve dizleriniz kanıyor. Daha çok yoruluyorsunuz. Ama her düşüşünüzde ayağa daha güçlü kalkmaya çalışın. Gerçekten buna ihtiyacımız var ve bunu yapacağız arkadaşlar. Tamam? Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Eğer ufacıkta bir sorununuz bile olsa bir abi gibi, bir arkadaş gibi Zeki Hoca hesabına mesaj atabilirsiniz. Hoşça kalın, eğitimle kalın.